Sual. Ayet-i kerimeler, Peygamber Efendimiz zamanında bir kitap haline gelmiş miydi yoksa vefatlarından sonra mı kitap haline getirildi? Cevap. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e her sene bir kâr gelip, o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, Levh-i Mahfuz'daki sırasına göre okur, Peygamber Efendimiz de dinler ve tekrar ederdi. Resulullah Efendimiz ahireti teşrif edeceği sene, Cebrail aleyhisselam iki kere gelip, temamını okudular. Muhammed aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan çoğu, Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Eshab-ı kiramdan bazıları da, bazı kısımları ezberlemiş, birçok kısımlarını yazmışlardı. Muhammed aleyhisselam, ahireti teşrif ettiği sene, Halife Hazreti Ebu Bekir, ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete, bütün Kur'an-ı Kerim'i, kağıt üzerine yazdırdı. Böylece, Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi bu mushafın her harfinin, tam yerinde olduğuna söz birliği ile karar verdi. Sureler belli değildi. 3. Halife Hazreti Osman, hicretin 25. senesinde, sureleri birbirinden ayırdı. Yerlerini sıraladı. 6 tane daha mushaf yazdırıp, Bahreyn, Şam, Mısır, Kufe, Yemen, Mekke ve Medine'ye verdi. Bugün, bütün dünyada bulunan mushaflar, hep bu 7'sinden yazılıp, çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Sual. Kur'an-ı Kerim'deki şuur ve ayetlerin sayılarında farklılık var mıdır? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de 114 şuur ve 6236 ayet vardır. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de, bu ayrılıklar, büyük bir ayetin, birkaç küçük ayet sayılmasından veya birkaç kısa ayetin, bir büyük ayet, yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir. Bu hususta Bostanül Arifin'de geniş bilgi vardır. Sual. Peygamberlerin de kendi aralarında üstünleri var mıdır? Varsa bunlar hangi peygamberlerdir? Cevap. Muhammed aleyhisselam Habibullah'tır, İbrahim aleyhisselam Halilullah'tır, Musa aleyhisselam Kelimullah'tır, İsa aleyhisselam Ruhullah'tır, Adem aleyhisselam Safiyullah'tır ve Nuh aleyhisselam Neciyullah'tır. Bu altısı, diğer peygamberlerden daha üstündür, bunlara ülülazm denir. Hepsinin üstünü, Muhammed aleyhisselamdır. 15 Ocak 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.